Evet, oda görüntüsünün içerisine ben şöyle bir sınıf ortamı oluşturmak istiyorum. Bu sınıf ortamında şöyle bir dikdörtgenim var. Dikdörtgenimi çizdim. Tahtam var burada. Evet, tahtamı bu alanın içerisine yerleştirdim. Şu alanda bir duvarım olacak. Tahtayı biraz aşağı indiriyorum. Tam şuralara denk gelecek şekilde. Şurası benim duvarım olacak. Buraya nasıl dikdörtgen yerleştireceğim? Şöyle yapıyorum. Şu yüzeye göre yerleştireceğim anlamına geliyor. Bakın yüzeyler seçilebiliyor. Tek bir yüzey var zaten. Şu alana bir dikdörtgen yerleştirdim. Evet, dikdörtgenim burada. Tek kaçış noktası var. O noktaya göre yerleştiriyorum ve bunu da istediğim gibi ayarlayabilirim. Bakın şöyle yerleştirdim. Ama bunu ayarlarken dikkat etmem gereken şey biraz daha detay. Şöyle gelelim tekrar. Şuraya doğru tam tahtanın bitme mesafesini küçük bir pay olacak şekilde yerleştirdim. Evet. Peki, diğer tarafı nasıl yerleştireceğiz? Bu arada kılavuz çizgilerimi de tahta ile aynı olacak şekilde istediğim gibi konumlandırabilirim. Şimdilik tahta değil de sanki odanın duvarını yapsam daha doğru olacakmış gibi düşünüyorum. Noktalarından yakalayarak ızgaraya göre istediğim şekilde konumunda değişiklik de yapabilirim. Evet, buraya kadar uzattım. Kılavuz çizgiler bunun için var. Şurada da bitirdim. Aynı şekilde şuradaki çizgiye göre de konumunu ayarlıyorum. Tam oturtmakta güçlük çekersek eğer daha detay bakıp düzenleyebiliriz. Peki bunu ne yapacağım? Bunu yapacağım işlem şu. Reflek düğmesine gideceğim. Tam orta noktasına geldim. Alt tuşuyla birlikte tam tıkladım ve vertical diyerek kopyasını diğer tarafa yükledim. Sonra da şu dikdörtgenimi buraya göre hizaladım. Hemen bir bakıyorum. Burası tamamen uygun. Şurada bir noktasal kayma olabilir. Ona da yakından bakmakta fayda var. Bakın kaymanın olduğunu görmüştüm. Noktayı tutup sürükleyerek ızgaranın tam üzerinde durmasını istiyorum. Zaten ızgaranın üzerine geldiğinde yakalanıyor. Bu noktaya o zaman şuraya indirdim. Burada hiçbir problem yok. Aynı şekilde karşı tarafa da gidip kontrol işlemimizi yapalım. Bir kere ızgaraları geçmesin. Bu noktayı da tam düzgün bir şekilde seçmek için kontrol Z ile geri alıyorum. Hemen noktayı yakaladım. Noktayı yakaladıktan sonra noktanın tek parça halinde seçildiğinden eminsem hemen geliyorum ve noktaların birbirine kilitlenmesini sağlayacak komutum View sekmesinde Snap to Point nokta noktayı yakalıyor. Burada yakalayamadı. Şu noktayı hemen çıkardım. Her iki noktayı birden seçip sağ tıklayıp burada noktalarla ilgili Average ve Join komutları var. Average ile her ikisinin de bir araya gelmesini sağlayabiliyorum. Noktaları da bu şekilde konumlandırmış oldum. Aynı şekilde şu iki nokta için de geçerli. İki nokta seçili. Sağ tıklıyorum. Average. Noktaların her ikisini bir araya getirmiş oluyorum. Bu şekilde de olabilir. Yerleştirdim. Kılavuz çizgilerime göre odamın şekli ortada. Şimdi buraya bir kapı yapmak istiyorum. Nasıl olacak bu iş? Perspektif ızgaradayım. Dikdörtgen aracına geldim. Buraya hemen kapımızı çiziyorum. Bakın kapı otomatik olarak yapmış olduğum çizime uygun bir şekilde yerleşti. Kapı çizgisi oluştu. Sonra ne yapacağım? Sonra bir de şunu yapacağım. Kapının boşluğunu hesaplayarak, yani şu aralığını hesaplayarak bu şekilde çizdim. Birazcık mesafesini ayarlamak istiyorum. Yani şöyle yapalım. Birer kılavuz çizgi bırakarak daha doğru oldu. Sonrasında da şuraya, buradan diğer noktaya hemen şu çizgimi ekledim. Bakın kapısı da böylece
ortaya çıkmış oldu. Karşı tarafa ise pencere ekleyebilirim istersem. Artı burada tahtamız da olacak demiştik bu duvarda. Buraya da bir tahta ekleyelim hemen. Bakın tahtamızı ekledim. Tam karşıdan bakıldığı için burada herhangi bir eğim söz konusu değil. Yüzeyin derinliğini de görmüyorum çünkü tam karşıdan bakıyorum. Şöyle geliyorum, tahtanın yüzeyindeki şu çıkıntıyı da ortaya çıkarttım. Buraya bir pencere ekleyebilirim. Bakın şöyle geliyorum, bakın pencerem perspektifin konumuna göre kendisini nasıl otomatikte ayarlıyor. Böyle bir özelliği var perspektif ızgara açıkken. Oluşturdum. Sonra derinliğini ortaya çıkarmak için bir dikdörtgen daha yapıyorum. Bu taraftan görünmüyor o derinlik ama şu açıdan görünüyor şeklinde konumlandırabilirim. Yerde bir halım olsun. Hemen şuraya bir halı eklemek istiyorum. Şu anda ekleyemedim. Neden derseniz, çünkü şunu seçmeliyim. Hangi yüzeydeysem oraya eklenebiliyor. Burada da halımı eklemiş oluyorum. Halının bir derinliği olmasını istiyorsam aynı şekilde şöyle yapabilirim. Bununla aynı boyutta olsun ama geri alıyorum hemen. Yine dikdörtgen aracındayım. Sürükledim. Buradan baktığımda yüzeyde çok hafif bir derinlik. Aslında karşıdan baktığım için çok anlaşılmayacaktır. Şöyle yapmak daha doğru olacak. Örneğin küçük bir komodin eklemek istiyorum. Komodinin yüzeyine eklemek için evet böyle bir alan oluşturdum. Yukarıya doğru parçalarını eklemek için ise hemen şöyle geldim. Şu tarafını oluşturdum. Aynı şekilde diğer yönünü de eklemek istiyorum. Şöyle yapalım. Bakın bu şekilde ekleyemiyorum. Ne yapacağım? Bu yüzey değil. Şimdi şu yüzeyi seçiyorum. Aynısı. Fakat yerinde değişiklik yapalım. Gelelim. Buradan itibaren. Bakın, bu çizgiden itibaren çalışırsam doğru sonuç veriyor. Ama diğer çizgiden itibaren çalışırsam sonuç çok daha farklı ortaya çıkacaktır. Şöyle yaptım. Şimdi tekrar alta geliyorum. Üstünü oluşturmak üzere şöyle çizdim. Biten mesafe doğru değildi. Dolayısıyla bunu çizdikten sonra şu alanı çizmek işimi daha kolay hale getirecektir. Nasıl? Tekrar geliyorum, doğru yüzeydeyim. Şu açıdan bu çizgiye paralel şöyle çizdim. Ve bu ikisi şöyle bakalım. Evet, intersect dedi, kesişti. Kesişmeyen küçük bir noktamız var. O da neden kaynaklanmış? Herhalde çizdiğim alanda eğri bir çizim söz konusu. Hemen gördüm eğriliği. Bazen yakından bakmak da doğru sonuç verecektir. Şimdi ne yapıyorum? Tam bu noktadan başlayacağım çizmeye. Ardından karşı tarafa doğru uzatıyorum. Evet. Bunu da çizmiş oldum. Şimdi şöyle bakarsak buraya kapalı bir şekil oluşturabiliyorum. Perspektif ızgara sayesinde dikdörtgen aracımı çizerken hangi yüzeyi seçersem o yüzeye göre çizim işlemini gerçekleştirecektir. Bakın buraya tekrar gelip bir şey çiziyorum. Bulunduğu konuma göre çizim işlemi gerçekleşti. Yan yüzeyi seçersem o yan yüzeye göre çizim işlemini bakın gerçekleştiriyor. Geri çekelim. Tam bu noktaya göre yerleştirdim. Üstüne çizmek istersem altı seçiyorum tekrar. Çizim işlemini gerçekleştireceğim. Burada şeye dikkat etmem lazım. Tam noktaların birbirini yakalamasına. Snap to point'i seçmişim. Öyleyse çizerken yapmam gereken üzerine geldiğimde bu alanın
10 seçeneği var. Bakın üzerine geliyorum. Anchor seçeneği var. Yakaladığı alanlara göre şimdi istediğim oldu. Bakın bu yüzeye göre çizdim. Tam bu çizgide bitirirsem aynı istediğim sonuç oldu. Burada bir çizgilerde minik kaymalar varsa noktaları tutup taşıyarak da bu sorunu çok rahatlıkla çözmek mümkün. Mesafeleri aynı değilmiş. Hemen buna geliyorum. Bu noktayı sürükleyip şuraya taşıdım. Aynı şekilde diğer noktayı da taşıyarak istediğim gibi işlem yapabilirim. Şimdi tekrar geliyorum. Şöyle yapalım. Kılavuz çizgiden bu kılavuz çizgiye. Şimdi alttaki ile üstteki aslında genişlik olarak aynı. Fakat perspektif gereğince kaçış noktamıza doğru yaklaştıkça birleştiği farz ediliyor ve gözün algısına göre bu şekilde değişiyor. Bunu silelim. Şimdi tekrar geliyorum. Bakın aynı çizgideyim. Yani şu çizgide. Buradan aynı çizgide bitiriyorum. Üçünün de genişliği aslında aynı. Fakat perspektif kuralına göre yavaş yavaş sanki daralıyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz. Aslında daralma yok. Sadece bize öyle görünüyor. Şimdi bu eklediklerimi siliyorum. Tek kaçışlı yapabileceğimiz çalışmaya bir örnek. Bir odanın içerisindeki objeleri hepsini şu noktaya göre kaçırarak istediğimiz gibi tasarlamamız mümkün.